Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte serim, evet, Feed the Köfte'nin 29. bölümüne hoş geldiniz. Network save'e yaklaştık. Sanırsam bir sonraki dersi bu gelecek Network save'de nükleer reaktöre kavuşamayacaksınız, ancak sonrasında kavuşursunuz. Evet, şu an Zycraft'la uğraşacağız. Gördüğünüz üzere. 1, 2, 3, 4. Zykor yumları pişirdiğiniz takdirde size Zykor Diet verecek. Verir. Ve bunları özel bir şey için kullanıyoruz. Öncelikle bir adet bize. Bize bir adet crafting table lazım. Lazım. Table'ımız hazır. Ama öncelikle bunlar hazır. Gördüğünüz gibi herhangi bir renk zaykoryum olabilir ve bize brick de lazım olacak. Redstone. Ve bu bize Dark Engineering brick verecek. Bunları alıp iron, crafting table, başka ne lazım? Stone. Tabii ki de stone. Nasıl burada pişirebilirken neden orada pişirdim bilmiyorum. Yanlış project table. Ve bir adet fabricator'ımız var. Fabricator, Zycraft'ın eklediği aşırı gelişmiş bir otomatik crafting table. Buradaki sistemimizi de değiştirdim. Senin oradan azıcık çekilmen lazım. Çünkü benim bunu buraya yerleştirmem lazım. Fabricator'a Scrapbox recipe'sini koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi yandaki chest'ten scrap'leri silip süpürerek bunları scrap box'a çeviriyor. 64 scrap box'u alıyorum ve koyuyorum. Şu moda çeviriyorum ve otomatik olarak koyuyor. Tabii öncelikle ona enerji bağlamam lazım. Enerji bağlama işi biraz sıkıntı olacak. Yardırmak zorundaydın, değil mi? Sonra da diyorlar köfte neden? Bunu sevmiyorum. Burayı uygulayalım. Ah, hemen buna bir çözüm bulup geliyorum. Evet. Ve buna enerji doluyor. Ve bu artık ama yarım stack alabilir. Neden çalışmıyorsun? Yandan mı alman gerekiyor? Süper. Tüm bu tasarımlarım boşa gidiyor. Sağ ol. O zaman hemen şunu halledip geliyorum. Hallettik. Tabii şimdi geriye bu duvarları kapamak kaldı.
Şurayı aslında açık bırakmak istiyorum. Çünkü yukarıdan biraz scrap getirdiğimde size göstereceğim. Fabricator'ların çok ama çok güzel bir texture olayını. Daha animasyonlarını. Basıyormuşum. Gördüğünüz gibi yaptığı resmi üstte gözüküyor. Yukarıdaki solar panelleri de yakında upgrade ederiz. Bu sayede çok daha güzel bir enerji üretimimiz olur. Ve biraz cover yapalım. Tabii öncelikle elimize seni almamız lazım. Gayet güzel oldu. Şurayı da kapayalım. Mis. Nasıl düşünce? Oraya normal stone koyayım ya. O tek şurayı sadece bir kere göstermem yeterli. Fabricator'lar sistemimizi çok daha güzelleştirildi. Kesinlikle. Şu arkadaş da Yu Meter'ı bekliyor. Sana yukarı çıkacağım bir şey lazım galiba. Sana yukarı çıkacağım diyeceğim bir şey. Hatta mesela bu işimizi görür şimdilik. Mis gibi bir sistemimiz oldu. Ve artık misler gibi UU meterimizi üretiyoruz, evet. Bu UU meterları yakında farklı bir yere göndereceğiz. Ama bu çalışsın artık. Scrap'lerimizi de alalım. Tabii bir saniye. Bir şey unuttuk. Bu barrel var. Bunu yapmaya çalışacak. Scrap'lerimizi oraya taşıyıp geliyorum hemen. Evet. Bunları taşıdım fakat yani Diamond Chest bile yetmedi. Olarak ben de şuraya bir tane de barrel koydum. Ve şu spiderlar cidden sinirimi bozmaya başladı. Bunlar için sanırım bir şey bu. Aklıma bir fikir geldi. Onu birazdan yapabilirim. Tabii şu raporları toplayalım bir. Şimdi. Bunun dışında ne kadar uranyumumuz var ona bir bakalım. Oh, bayağı uranyumumuz var. Bu kadar uranyumumuz varsa o zaman benim reaktör tasarım için ne kadar uranyum gerekecekti? Uranyum
4 tane gerekecek. Siz geri dönüştürülebiliyor musunuz? Hayır. Sen plütonyum üretmenin başka bir yolu var mı? Hayır, yok. Toryum üretmenin başka bir yolu var mı? Pardon. Hayır, yok. Neyse. O zaman iki tane reaktör yapmam gerekecek. Bu bayağı rubber demek. Zaman reaktör için direkt reaktörün merkezini yapmaya başlayayım ben. Öncelikle ne lazım? Reaktör. Sen fusion reaktör. Size işimiz yok. Öncelikle reaktör chamber, generator, advanced circuit. Reaktör chamberler, dense copper plate ve machine block yapılıyor. Dokuz tane reaktör chamber gerekecek bana. Şunları direkt bir... Aslında dur. Reaktöre geçmeden önce çok daha başka bir şey yapmamız lazım. Öncelikle singulator kompresör yapalım. Bunun için advanced machine block lazım. Shift'e basacaktım ben. Burada da bayağı kablomuz varmış aslında. Bir şeyler olacaktı. Görmüştüm sanki. Scrap'ler gelin. Ah, tamam. Neyse ben gerekli malzemeleri elde edip ya da olur sonra hallederiz. Önce şunu halledelim. Şu an bir tanesi için gerekli malzememiz var. Ama advanced machine yok. Harbi final yok. Dört tane machine block. Çünkü üç tane makine yapacağız. Üç, dört, ha. Rotary. Bunun için advanced machine block. Macerator. Ama macerator için ise bir tane machine block ve üç time lazım. Ya da Diamond Grinder lazım. Bir saniye. Diamond Grinder ve 3 tane circuit. Şimdi hangisi daha avantajlı? Tabii ki de ben düşünmeden zaten circuitlerimiz varmış. Güzel. O zaman kendimize steel ve elmas veriyoruz. Başka ne lazımdı?
diğeri. Block of Steel. 3 tane diamond. Diamond'ımız bu oldu. Ve diamond'ı elde etmesi biraz daha kolay sanki. Shimlock. Circuit. Başka ne lazımdı? Paint. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de flintimiz hazır. Yanlış project table. Yanlış project table. Şimdi doğru. Nereye? Advance Machine Blocks'un sen. Orayı yanlış yapmışız. Macerator'ımız hazır. Şimdi kompresörümüzü alalım. Kompresör. Önce Advanced Machine Block'umuzu ve ben onları gene alakasız bir yere koydum, değil mi? Machine Block, kompresör. Obsidian ve elimizde bir adet Singularity kompresör var. Direkt bu hatta mı bağlasam bir saniye. Transformer upgrade. Medium voltage transformer. 2 volt. Şimdi normal hatta bağlayayım. Ondan sonra hallederim ve bana lever lazım olacak. Yanında bulunsun. Evet. Bu tıpkı bunun gibi gelişmiş bir makine. Kompresörün gelişmiş versiyonu ancak bunu sakın ama sakın medium voltaja bağlamayın. Low voltaja bağlayın çünkü patlar. Onun için bir upgrade var. Onu daha sonra yapacağım. Şimdi öncelikle bize ne lazım? In var. Bunlar için var lazım. Zinc lazım. Brass lazım. Ve benim forge sürümüm ne? Örümcekler. Ah ah, iyi gün örümcekler. Singularity kompresör yapmanın sebebini göreceksiniz şimdi. Kat ve kat daha hızlı bir kompresör. Ve bu daha tam hızına ulaşmış hali değil. İkinci gelişmiş makinemizi yapalım. Extractor'ı yapmak için öncelikle bize başka bir şey lazım. Extractor. Electrolyze Extractor. Bu sefer bunu yapmak kolay. 2 tane Water Cell. Ve tinimiz varsa.
Ve açlıktan ölçü ya. Onları hemen tamamlayıp geliyorum. Daha doğrusu neyden tamamladığımı göstereyim de size. Electrolyzer'ımıza gelelim. Hallet şunları Spock. Evet, centrifuge extractor'ımız da hazır. Ve son olarak rotary macerator. Rotary macerator sen buraya gel. Ve arkadaş seni kaldıracağız buradan. Dağılmak zorunda. Bunları ne yapacağız? Şöyle. Siz gelin. Centrifuge extractor. Evet. Şöyle empty cell'lerimiz de şuraya girsin. Bunlar hızlanıyor. Gördüğünüz üzere. Bundaki redstone sinyali hepsine yetiyor. Bunun kablosunu geri koyayım. Şurası. Bunların yakında yerini değiştireceğim. Buraya taşıyacağım. Ama öncelikle upgrade'lerini halletmem lazım. Bunlar hazır olduğuna göre artık daha gelişmiş ya da makineleri daha hızlı yapmaya başlayabiliriz. Industrial craft makinelerini birlikte. Öncelikle biraz daha rubber'a ihtiyaç var ve şu yukarıdaki örümceklerden nefret ettim. Rubber. Rubber. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı bu arkadaş. Ben yemek yesem iyi olur. Ah. Ve yemeği elimden düşürmesem. Bakalım kaç tane yüğü metremiz olmuş? 8 tane. İlk parça iridium morumuzu yapmak için gayet yeterli bir sayı. Size tabii bunun yanında birkaç tane de geometry recipe'si göstereyim. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Bunlar normalde gözükmüyor ancak ve iridium ingot'umuz var. İridium ingot nelerde kullanılıyor? İridium ingot elde edilimde kullanılıyor. Bunun yanı sıra iridium iron plate yapımında, iridium reinforced stone yapımında ve iridium alloy ingot yapımında kullanılıyor. İridium alloy ingot ise iridium plate yapımında kullanılıyor. Fakat bunun için özel bir makine daha yapmam gerekecek. Bunu unutmuşum. Senin için Advanced Machine Block, kompresör, Advanced Alloy ve Electronic Circuit lazım. Bunun için gerekli malzemeleri hemen toplayıp geliyorum. Evet, ama 32 EU istiyor. Bir yerleştirelim bakalım. Nasıl bir hole istiyorsun sen?
Standard ve time. Her reinforced. Sınırlıcı. 8 tane standart. Hulu o kadar sıkıntı bir tasarım değil gibi görünüyor. Neyse. Ama bunu nereye yerleştireceğiz? Evet. Asıl sıkıntı orada. Bu nereye yerleşecek? O zaman bu bölümün geri kalanında bence enerji sistemimizi yeniden düzenleyelim. Öncelikle yukarıdaki MFI'den kurtulmak istiyorum artık. Dolayısıyla da bundan da kurtulmak istiyorum. Bundan da kurtulmak istiyorum. Yukarıdaki MFI'miz direkt olarak bu arkadaşa bağlı olacak. Ve bana bir adet ledpack verilecek. Böyle bir gerçeği unutmuşum. Selam. Düzgün koymuşum. Siz. Bu direkt olarak bunun tarafından beslenecek. Sen gel. Yukarıdaki enerji hattımıza bağlan. Ama önce evet, jetpack'imizi şarj edelim. Bu kadar bir şarj şimdilik yeter. Sonradan hallederiz. Sonra da köfte neden Diamond Drill'i bu hiçbir zaman upgrade etmeyecek? Evet, o drill'i upgrade etmeyi bekleyenler hiçbir zaman beklediklerini alamayacak. Onu peşin peşin söyleyeyim. Çünkü etmeyeceğim. Ve şurayı da kapayalım.
Evet, yukarıya enerji. Yukarıyı da enerji yükü sağlıyor. Şimdi bize ne lazım? Aslında bize bir adet voltage transformer vesaire vesaire lazım. Ama maalesef bu bölümü burada bitirmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteci Köfteci'nin günler, iyi eğlenceler ve bisp benden kaçamazsın. Baktığımızda zaten moderate'e düşmüş bile. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.